Merhaba gençler. Kazanım kavramı testlerine devam ediyoruz. Kazanım kavramı kaçtayız? 19. testteyiz. Dolaşım sistemi ile alakalı 3. testimizi çözeceğiz. İçerisinde çoğunlukla lem sistemi ile ve bağışıklıkla alakalı sorular var. Bir numaralı soruda da bundan geliyor. Ne diyor bize adam? Kan ve lem sistemine ait bazı yapılar numaralandırılmış, verilmiş. Buna göre kalbin alt tarafındaki doku ve organlardaki fazla doku sıvısı ile ince bağırsaklardan geri emilim yağ monomerlerinin numaralı yapılardan geçiş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şuradan yürüyelim biz. Şimdi şu bir bağırsak olsun. İnce bağırsağımız olsun. Şöyle bir bağırsak diye yazalım buraya. İnce bağırsağın içerisinden, burun içerisinden aldığım maddeleri normal kan dolaşımına götürecek olan sistemi soruyor. Ne? Kimler gidiyor buradan? Yağ asidi buradan giderdim. Yağcılar bu taraftan gidiyorlar gliserol yine aynı şekilde buradan gider. Gliserolde şöyle yapıştıralım. Ya da işte ADEK vitaminleri yine aynı şekilde. A, D, E, K vitaminleri de yine buradan gidecek. Buradan dediğim yol neresi gençler? Lenf yolu. Yani ince bağırsaktan yağcılar lenften, diğer glikoz, amino asit, BC vitaminleri falan onlar da normal kapı toplar damarı ile gidecek. Şimdi bu lenf yolu dediğimiz yol şöyle devam edecek. Yukarıya doğru devam et. En sonunda da şöyle Sol köprücük altı toplar damarına gidecek burası. Sol köprücük altı toplar damar. Bu normal kan damarı. Buraya kadar olan sistem lenf sistemi. Buradan sonraki sistemde normal şey. Ne derler buna? Kan dolaşım sistemi. Sol köprücük altı toplar damarı da nereye gidecek? Üst ana toplar damara gidecek. Üst ana T yazayım şöyle anlarız. Üst ana toplar damara Oradan da direkt olarak kalbe gidecek. Kalbi de şöyle gösterirsek kalbin sağ kulakçığına giriş yapmış olacak. Buradaki durum bu. Şöyle bir çekilelim bakalım. Şimdi gençler bize lenf alakalı durumu soruyor. Burada başlangıçta lenf kılcalları var. Lenf kılcallarıyla bir alınacak. Sonra bu ileride azıcık ileride peke sarnıcı olacak. Peke sarnıcı. Peke sarnıcı dediğimiz durum da şöyle lenf kılcallarının birleşip işte bir su deposu gibi bir durum düşün yani burada yere e, yerin altındaki su e, depolarına sarnış deniyor. Buradaki mantık da oradan gelmiş. Birkaç kılcalın birleştiği yer. Peki sarnıcını şurası simgesel olarak böyle göstereyim. Sonra devamında ne var? Lenfa göğüs kanalı var. Lenfa göğüs kanalı var. Lenfa göğüs kanalından sonra sol köprücük altı toplardan gidecek. Şimdi benden bunu sıralamamı istiyor. Önce bir numara bir lenf kılcalından başlayacağım. Bir numara burası. Sonra peke sarnıcı nerede? Burada. Sonra iki numara buymuş. Sonra lenfa göğüs kanalı. Göğüs lenf kanalı yazmış burada. Üç numara bu. Sonra sol köprücük altı toplar damarı. Ve en sol olarak üst ana toplar damar. Başka bir soruda da kalbin sağ kulakçığını da verebilir bura. O zaman 4, 1, 2, 3 ve 5. 4, 1, 2, 3, 5 neresi? C seçeneği doğru şıkkımız. Mantık bu gençler. Ya bağırsakların, lenfi. lenfin. 3 tane temel görevi var. 1 numara bu işte. Yani bağırsaklardan maddeleri yağcıları alma. 2 numaralı görevi doku sıvısının fazlasını kan dolaşıma katma. 3 de bağışıklıkla alakalı. Biraz sonra göreceğiz. Lenfler, lenf düğümlerinde orada antikorlar üretimini sağlayacak. Geçiyorum ha. 2 numara. İnsandaki lenf sistemi olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir demiş vatandaş bize. Bakalım şimdi burada. Doku sıvısının fazlasını kan dolaşımına kazandırma demiş bize. Evet doğru doku sıvısının fazlasını az önce konuştum. Üç görevinden bir tanesi bu. Enfeksiyonlara karşı vücut savunmasında rol oynama, lenf düğümleri, antikor üreterek bu işi yap işte. Bademcik, dalak, kasıklarda bulunan lenf düğümler falan Bunlar direkt antikor üreterek e, direkt enfeksiyonlara karşı mücadele. Yağ monomerlerini emerek dolaşım sistemine katma. Az önce konuştuğumuzda 3 tane görevi var dedim. 3 tane görevi de pıt 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 aşağıya yazdı. Kabaca 3 görevi. 1. Bağırsaktan ince bağırsaktan yağcıları alır. 2. Doku sıvısının fazlasını alır. Ödem oluşmasın diye normal kan dolaşımına katar. 3. 3 numarada bağışıklıkla alakalı olarak lenf düğünlerinde antikor üretir. Hormonları hedef doku ve organlara taşınma lenf sisteminin işi değil normal kan dolaşımının işi olacak gençler. O zaman 4 yok. 1, 2, 3 numara olacak. Üçüncü soru da bir lenf sistemi. Lenf dolaşımıyla ilgili hangisi yanlıştır demiş bize. Bakalım şimdi. Lenf sıvısı aluvar taşımadığı için renksizdir. Evet renksizdir. Bunu hatta ak kan ismini de veriliyor değil mi? Bu arada şeffaf hatta böyle bir e, ne diyelim saydam bir yapısı var bu arkadaşım. 2 numara yani B. Lenf sıvısının akış hızı kana göre çok çok yavaştır öyle. Kan dolaşımı hızlı çünkü kan dolaşımı kalbe bağlıdır. Kalpten atardamara devam ediyor. O yüzden hızlıdır. Lenf dolaşımında sadece kılcal ve toplar damarlar var. Kalp yok, atardamar yok. Bu yüzden akış hızı düşüktür tabii ki. Doğru demiş. Şu 1 ile 2 tek. Lenf toplar damarlarına tek yönlü akışı sağlayan e kapakçıklar bulunur. Aynen öyle. Mesela kalbin alt kısmında bulunan toplar damarlarda olan Tek yönlü kapakçıklar bunlarda da var. Lenf dolaşımında lenf atar damarları, lenf kılcaları ve lenf toplar damarları bulunur demiş. Ben bu atar damardan sonra dağıldım zaten. Ne var burada? Atar damar olmaz. Lenf sisteminde gençler kalp yok. Kalp yok. Lenf sisteminde atar damar yok. Atar damar yok. Damar yok. Ne var? kılcal damar ve toplar damarı var vatandaş. Lenf sıvısının hareketinde kalbin negatif emme kuvveti etkilidir. Evet geri vakım kuvveti, geri vakum kuvveti, vakım gibi olmuş. Geri vakum kuvveti etkilidir gençler. Evet. Kalp yok derken buradaki atımla alakalı bahsediyorum. Yani atardamar olmadığından dolayı yani lenf sıvısı dolaşsın diye kalbin iteleme kuvveti yok yani onu diyorum. İnsanda lens sıvısı içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz demiş bize vatandaş. Bakalım ne bulunmuyormuş içerisinde. Ak yuvar var mı? Evet lens sıvısının içerisinde ak yuvar bulunur. Bağışıklıkla alakalı dedik. Yağcılar olur mu? Gliseroldür, yağ asidi olur mu? Olur. Vitamin olur mu? Olur. Adek vitaminleri bunun içerisinde bulunur mu? Evet bulunur filan. Bolca bulunur da diğerleri de bulunur. Doku sıvısını aldığı için onlar da olacak. Ama al yuvar dediğimiz vatandaş lenf sisteminde olmayacak. Nerede? Kan dolaşımı sisteminde olacak. Ak yuvarı var, al yuvarı yok. Geçiyorum. Grafikte bir insanın vücudunda aynı antijenin farklı zamanlarda girmesi sonucu antikor miktarındaki değişim verilmiş. Şimdi bu bağışıklıkta ikincil bağışıklık dediğimiz ya da işte hafıza hücrelerinin aynı antijeni ikinci kez görmesi sonucunda bağışıklık sistemimizin erken davranması olaydır. Nasıl oluyor ki? Bak sıfır anında bir antijen vücuda girdi. Biz buna karşı antikor miktarımız önce hiç yoktu. Sonrasında yavaş yavaş üretmeye başladık. Devamında ise gördüğün gibi ancak bu kadar birlik üretebildik. Sonra neyse iyileştik zamanla. E, kandaki antikor sayısı azaldı. Haliyle ihtiyaç olmadığı için azalıyor ama sıfırlanmıyor. Sonra bellek hücreleri ama burada duruyorlar yani bekliyorlar. Tekrardan şu işte 40 dediği anda tekrardan bir de aynı antijen, aynı tipsizle karşılaştık. Şimdi bu adam buraya tekrar bir daha geldiğinde gördün mü bak. Tepkiye bak. Şuradaki hızlı çıkışa bak. Bir de buradaki uyuşukluğa bak. Buradaki uyuşukluk yavaş çünkü adam önce bir tanıyacak, kalıp oluşturacak filan derken epey bir zaman geç. Ama burada aynı adamı tanıyoruz bildiğimiz için. Bak çok kısa bir sürede 40'tan 50'ye diyelim yani böyle Müthiş bak. Yani neredeyse sıfırın azıcık üstü, neredeyse 100'e kadar bir antikor seviyesi müthiş bir derecede yükseliyor. Az önce onluk diyelim. Az önce onluk bilimde bir şey üretememiştik. Ama burada onluk günde 10 on gün diyelim. Onluk biraz olmadı. 10 günde ne olmuş? 100'e kadar çıkış yapmış. Müthiş bu. Bizi aynı mikropla ikinci kez karşılaştığımızda hasta olmamamızı sağlayan yöntem bu. Tekrardan bir daha karşılaştığımızda hasta olmuyoruz. Allah'tan da böyle yani. Yoksa durum perişan da aynı mikroplan tekrar tekrar hasta olur. Yani aynı mikropla bir daha karşılaşıyoruz. Bir daha bir daha defaatle ama hasta olmuyoruz. Biz bunu hissetmiyoruz. Kendi vücut içimizde bağışıklık sisteminde böyle bir mücadele var. Buna göre demiş bu insanla ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi söylenemez. Bakalım. Birinci uygulamada birey aşı yapılmış olabilir. Şimdi aşı dediğimiz içerisinde ne var? zayıflatılmış, şöyle düzgün yazamadım. Zayıflatılmış mikrop var. Mikrop. Aşı dediğim bu gençler mikrop yani. Aşı sana mikropu verir ama biraz kafasını gözünü dağıtarak verir ki bizim bağışıklık sistemimiz arkadaşı tanısın, etsin. idman gibi düşünebilirsin. Yani ama asıl mücadeleye karşı bizi hazırlıklı kılmak için aşı veriliyor. E sıfırda aşı verilmiş olabilir mi? Verilmiş olabilir pek tabii ki. Sonrasında gerçek mikrop atıyorum işte 40'ta gelmiştir yani. Birey hastalığa karşı aktif bağışıklık kazanmıştır. Nedir şimdi aktif ve pasif bağışıklık bunu konuşalım. Aktif bağışıklık ve bir de pasif bağışıklık var burada. İkisinin mantığı şu gençler. Aktif bağışıklıkta balık vermiyoruz. Balık tutmayı öğretiyoruz. Aktif bağışıklıkta durum bu. altına da yazıyorum balık tutmayı öğretiyoruz. Tutmayı öğretiyoruz. Burada pasif bağışıklıkta ne yapıyoruz? Direkt olarak adama balık veriyoruz. Nasıl hocam ne demek? Bu metafordan pek bir şey anlamadım ben. Diyorsan aktif bağışıklıkta arkadaş sana direkt olarak biz mikropu veriyoruz. Bu arkadaşı seninle tanıştırıyoruz. Bu mikrobu ya aşıyla veriyoruz ya da direkt olarak sen kendin hasta oluyorsun alıyorsun bunu. Aldın mı bu? Evet çok güzel. Kendi vücudunla alakalı bu arada birileri girmiş. Şunu kapatalım. Kendi şimdi buraya girdi aşı ya da mikrop bir şekilde vücuduna hasta oldun ya da aşı şeklinde girdi. E ne olacak ondan sonra? Direkt olarak buna karşı sen kendin bak savunma sistemini oluşturacaksın. Antikorlarını oluşturuyorsun sen. Kendi antikorunu kendin oluşturdun. O yüzden bak sana balık vermedim balık tutmayı öğrettim. Ama pasif bağışıklıkta ne oluyor? Sana direkt dışarıdan serum veriyorum. Serumun içerisinde ne var gençler? Antikor var. Bak antikoru sana hazır olarak verdim. Buradaki antikoru hazır vermedim. Sen yaptın bunu. Sen ürettin. Ürettin diyorum şöyle. Doğal olarak aktif. Bak kendin ürettiğin için aktif. Diğerini pasif. Yani gel yat Osman. Direkt bir bağı bostan değil mi? Direkt olarak dışarıdan antikor verdim sana haliyle. Diğeri pasif olması mantığı bu antikor bitti. Haydi bakalım işim bitti. Doğru demiş aktif bağışıklık kazanmıştır. Çünkü antikorlar kendisi tekrardan üretiyor. Antijenin ikinci girişinde bireyin vücudunda antikor üretimi daha hızlı gerçekleşir. Grafiği okuyoruz. Birey humoral bağışıklıkla cevap vermiştir. Şimdi iki tane özgür bağışıklıkta eleman var. Şöyle humoral bağışıklık dediğimiz eleman var. Şöyle bir de hücresel bağışıklık dediğimiz eleman var. Neyi anlatıyoruz hocam burada? özgül bağışıklık, mikroba has bir durum var burada. Humoral bağışıklık dediğimiz elemansa direkt sıvı bağışıklığı yani antikor üretiyor kimler? Lenfositler. Hücresel bağışıklıkta ise T lenfosit çalışıyor. Lenfosit. Bu antikor üretmiyor. Ne yapıyor? TL gibi oldu burası da. Ne yapıyor adam? Kendisi giderek elemanı fagosit ediyor fagosite etme durumu var. Özgül bağışıklık elemanları bunlar. Biraz sonra biraz daha da konuşuruz bunu. E birey humoral bağışıklıkta cevap vermiştir. Ne demek humoral bağışıklık? Benim anlayacağım ne hocam burada anlattığını anlamadım. Diyorum ki kardeşim antikor diyorum değil mi? Antikor üretilir. Doğru mu? Doğru. Bak antikor üreterek buna cevap vermiş. Okey. Humoral bağışıklıktan bunu anla. Birey bu antijene daha önce de karşılaşmıştır. Bunu buradan anlıyor muyuz? Nereden karşılaşmış? Sıfırda ilk kez görmüş işte yani. Daha önce karşılaşmamış ki ilk kez burada görmüş. Doğal olarak buna bununla alakalı pek bir şey diyemiyorum buna. O zaman Edirne cevabım. Aşağıdakilerden hangisi antikorların özelliklerinden değildir demiş bize. Bakalım ne diyor? Antijene özgüdür demiş vatandaş. E doğru değil mi? Antikor, antijen, anahtar, kilit, enzim, substrat gibi antijenine özgüdür. Çok çok doğru. Ribozomda sentez denir. E, antikor dediğin adam ne? Bir protein değil mi? E, proteinler nerede üretiliyor? Ribozomda. Aynen öyle hocam. Antimikrobiyal proteindir. Antimikrobiyel bak. Mikroba karşı, değil mi? Mikrobun karşısında arkadaş, değil mi? Antijen dediğimiz bizim vücudumuza yabancı olan elemanlar. Biz buna mikrop diyoruz. Ona karşı antikor üretiyoruz. Evet, doğru kan plazmasında bulunur demiş. Antikor dediğimiz eleman kan plazmasında yani kanın sıvı kısmında bulunur değil mi? Kanın sıvı kısmında antikor bulunur. Kan hücrelerinin içerisinde değil. T lenfositleri tarafından üretilir. T lenfositleri değil kim? B lenfositleri tarafından üretiliyor olacak. T lenfositleri dediğimiz eleman neydi? Hücresel bağışıklık. Bu adam ne yapıyordu? Fagositoz yani direkt olarak mikrobi kafakol. Direkt kendisi götürüyordu. B lenfositleri öyle yapmıyordu. B lenfosit humoral bağışıklık direkt olarak antikor üret. B lenfositleri üretecek. O zaman cevabım E şıkkı. 7 numara aşağıdakilerin hangisi aktif bağışıklık oluşmasını sağlar? Az önce geldiğim durum değil mi? Balık üretimini sağlayacak olan olaydır bu. Neye bakalım? Hasta olan kişiye antibiyotik tedavisi uygulanması olmadı değil mi? Bak adam kendi bir şey yapmıyor. Antibiyotik dediğimiz durum gençler Pasif ya da aktif bağışıklık elemanı değildir. İkisi de değildir. Hocam antibiyotik pasif mi? Pasif de değil. Bak şuraya da çiziyorum. Pasif de değil. Aktif de değil. Aktif de değil. Ne demek hocam bu? Ya bu bize evet iş yapıyor ama pasif ve aktif bağışıklık antikor sayısı üzerine antikor miktarını üretme ile alakalı bir terim. Antibiyotik bize yardımcı oluyor. Mikropları öldürüyoruz. Okey Allah razı olsun ondan. Ancak antibiyotik bizim antikor sayımızı artırmadığı için bunu pasif ya da aktif başlıkla saymıyoruz. Zaten bize aktif bağışıklık demiş hiç alakası yok. Ben neye bakacağım? Antikor üretimi. iki yöntem var aktif bağışıklıkta. Ya kendim hasta olacağım ya da beni aşılayacaksın kardeşim bu. Hastalığı geçirmekte olan kişiye serum verilmesi. Serum olmaz. Serum neydi? Pasif. Direkt olarak bana sen antikor veriyorsun ya. Beleşçiliğe alıştırıyorsun. Olmadı. Tabi zor durumlarda işe yarar. Yani adam perişan olmuş durumda hasta ona serum vereceksin yani öyle olmaz. Hastalık etkeni olan mikropların ya da toksinlerin aşı ile bireye verilmesi. Ne dedik aktif bağışıklıkta ya hasta olacağım ya da direkt aşı vereceksin. Bunu da bulduk. Hastalığı geçirmekte olan bireye hazır antibiyotiklerin verilmesi. Olmadı. Bu ne? Pasif bağışıklık. Bak hazır. Biz aktif lazım. Anne sütüyle anneye ait antikor olan bebeğe verilmesi. Yine aynı değil Bak antikoru hazır. Beleş. Kimden alıyorum? anneden alıyorum. Yine bu pasif bağışıklık olacak. Geçelim. Aşı ve serumla ilgili aşağıdaki özellikler hangisi yanlıştır demiş bize. Bakalım bunu. Aşı aktif bağışıklık sağlar. Konuştuk aktif bağışıklık sağlar. Okey. Serum pasif bağışıklık tamamdır. Vücuda antikor verilir aşıyla. Antikor vermiyoruz ki. Aşıda ne veriyoruz? Mikrop. Mikroba biz ne diyoruz? Yabancı antijen. O zaman burada antijen verilecek. Serumun içerisinde hazır antikor bulunacak. O zaman bu yanlış. Bu da tersini vermiş adam. Direkt olarak cevap B seçeneği. Hastalanmadan önce uygulanır. Aynen öyle aşı dediğimiz olay kişi hastalanmadan önce ön kontrol olarak buna verilebilir bunda. Bununla alakalı olarak da şöyle bir kafa karıştırıcı durum var. Nedir bu? Kuduz. Uzun uzadı. anlatayım bak şimdi burayı. Kuduz dediğimiz olay da e hocam ama orada da aşı veriliyor, serum verilmiyor gibi bir duruma kuduz aşısı denen bir durum var değil mi? Dünya tarihinde ikinci sırada bulunmuş olan aşıdır değil mi? Kuduz aşısı dediğimiz durum. İlk aşı çiçek aşısıdır. İşte 1790'larda falan bulundu. İkincisi kuduz aşısı bulundu işte. Epey bir sonra 1880'lerde filan bulunmuş olan, pastörün bulmuş olduğu bir aşı kuduz aşısında. Nasıl oluyor şimdi burada? Şöyle düşün bir tarihsel bir çizgi yapalım. Şu sırada bizi herhangi kuduz mikrobu taşıyacak olan faredir ya da ne bileyim köpekler ısırır. Köpekten daha net. Şurada orada ısırdı biz. Isırıldık. Isırıldık. Şimdi biz burada kuduz hastası değiliz. Potansiyel bir kuduz hastası. Nasıl hocam? Çünkü o mikroplar bizim vücudumuza girdiğinde belirli bir kuluçka süresi var bir zaman sonra bizi hasta edecek. Sinir sistemimize müdahale edecek. Şu anda sayılarını artırıyor. Müdahale ettiği yerde şurası düşünelim. Şu anda adam sayısını artırıyor. Şu anda değiliz. Yani bu geçen süre 7 gün 8 gün biz normaliz. Yani herhangi bir problemimiz yok. Doğal olarak bu durumda ısırıldıktan hemen sonra bize şurada aşı verilecek olursa bu kişiler daha sinir sistemimize saldırmadan biz de aşıyı alır zayıflatılmış kuduz mikrobunu alırsak biz burada normal ısırıldığımızda vücudumuza giren mikroplar sinir sistemimize saldıracağında yani gizlendikleri yerden pasif kuluçka döneminden çıkıp bize saldıracağında biz ne yaptık? Antikor sayımızı tavan yaptık. Hazır bekliyoruz oradaki durum. Öyle düşün tamam mı? O yüzden kuduzda da köpek ısırdığında sizi kuduz olmuyorsunuz. Potansiyel bir kuduzsunuz öyle düşünün. Yine hasta olmayan kişiye verilmiş oluyor. Bak gördüğün gibi hasta kişiye veremez. Yani hocam geç kaldık burada verirse öldürürsün adamı ya. Bir üstünden geçmiş 6-7 gün kişi köpek ısırmış. E ee, başlamış belirtiler. Bu saatten sonra aşı versen daha kötü olur yani işe yaramaz. O zaman doğru. Bağışıklık süresi uzundur. Aşının aktif bağışıklık olduğu için uzundur. Bellek hücrelen oluşmasına neden olur. Bu yüzden zaten aktif bağışıklık elemanı. Devam. Buna yaraşadıktan hangisi? Lenf sisteminin bağışıklığı sağlamada görevlerinden biridir. Yukarı okumaya gerek yok. Lenf sisteminin direkt olarak görevlerini sormuş bize. Bir tanesini yakalayacağız. Kimle alakalı? Lenf sisteminin 3 tane görevi var. Bir tanesi bağışıklıkla ilgili görevdi. Bağışıklıkla ilgili hangisidir diye sormuş biz zaten. Bakalım. İnce bağırsaktan emilen vitaminlerin kan dolaşımı. Tamam lenfin görevi ama bağışıklıkla alakalı bir görevi mi? Değil. Lenfatik organlarda bazı akyuvar çeşitlerinin üretilmesi. Bariz bir şekilde demiş bak akyuvarların üretilmesi değil mi? Lenf düğümlerinde filan değil mi? Dalakta, bademcikte filan, kasık altında, koltuk altında filan. Burada bulunan lenf düğümlerinden direkt olarak e, akyuvar üretilmesi. Bariz bu. Dokular ve kan sıvısı arasındaki sıvı, sıvı dengesinin sağlanması. Lenfin görevi ama bağışıklıkla alakalı değil. Dokulara geçen bazı kan proteininin kan dolaşımına aktarımını sağlanması. Okey. Yağ sindirim ürünlerinin kalbe taşınmaz. Bu dördü de doğru ancak bağışıklıkla aradığımız cevap bu değil. Aşağıdakiler hangisi? İnsanda lenf dolaşım sistemine ait yapılardan bir tanesi değildir demiş bize. Karaciğerimiz lenfle alakası yok. Dalak evet var lenf düğümlerinden bir tanesi. Tümüs bezi direkt olarak T lenfositlerin olgunlaştıkları lenf yapılarından biri. Lenf düğümü, lenf damarları zaten birebir verilmiş ama karaciğer dediğimiz olay gençler, lenf sistemiyle lenf dolaşımıyla alakalı bir e, yapısı yok yani bir görevi yok adam. Verilmemiş yani. Görselde ince bağırsakta sindirim sonucu oluşan ürünlerin az önce anlattı. Bak sarıyla çizilmiş olan yer nedir? Lenfle buradan yağcılar gidiyor değil mi? Yağcılar, yağ asidi, gliserol, adek vitamini buradan taşınıyor. Bak lenf kılcalları sonra peke sarnıcı. Gördüğün gibi yukarıya doğru çıkıyoruz filan. En son sol köprücük altı toplar damarı. Şuradan şurası sol köprücük altı toplar damarı. Köprücük diye yazayım. Köprücük altı toplar. Şu kısım ne? 4 numara üst ana toplar damar. Ana toplar damar. Şu alt ana toplar damar. Şöyle ana diye yazalım yan tarafına. Şu bir numara kapı toplar damarı, karaciğere kan getiriyor. Şu karaciğer, burası da karaciğer üstü toplar damarı. Karaciğer üstü toplar, kapı toplar da bu. Buna göre aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır demiş bize bakalım. Bir numaralı damardaki sıvı, bir numaralı damar neresidir? Bir numara normal, kapı toplar damarı, bir kan damarından bahsediyor. Altı numaralı damardaki sıvıdan daha yavaş hareketlidir. Altı numara lenf, yok az önce konuştuk ne dedik? Her zaman kan dolaşımı, kandaki dolaşım hızı gençler büyüktür. Lenf dolaşım hızından olacak. Tamam mı? Hız olarak baktığında kanın hızı lenften her zaman daha hızlı olmak durumundadır. O zaman bir numara yanlış. Diğerlerine bakalım. Bir numaralı damar kan dolaşımına, 6 numaralı damar lenf dolaşımına. Evet az önce gördük. 2 ve 5 numaralı damardaki kan hücreleri Çeşitleri aynıdır demiş. 2 ile 5'e bir bakalım. 5 numara dediğin ne? Normal kan damarı. 2 dediğin normal kan damarı. Yani kan ve lenf'i karşılaştırıyor ya. 2 ve 5 kan damarı. Sıkıntı yok. Sindirim sonucu açığa çıkan glikoz, amino asit, kan kılcalları damarı ile emildikten sonra 1 numaralı damar, 1 numaralı kapı toplar değil mi? Buradan glikoz, amino asit, BC vitamini, su mineraller buradan taşınıyor. Okey. İnce bağırsakta ne bilen suda çözülen vitaminler 1, 2, 3 numaralı damarlar ile yağda çözülen vitaminler ise 6, 5, 4. Yağdıcılar lenften diğerleri ise normal kapı toplarla taşınacak. Doğru demiş cevabımız A seçeneği. Yola devam ve son sorumuz. İnsanla vücuda giren mikroorganizmalara karşı özgür ve özgür olmayan savunma hatları mevcuttur. Doğru mudur? Evet. Özgür olmayandan bahsedelim şöyle. Özgür olmayan. Olmayan şu demek gençler. Dış ortamdan gelen her mikroba karşı aynı takılıyor. Savunmanın birinci hattı, savunmanın ikinci hattı özgül olmayan bağışıklık elemanı. Yani dışarıdan gelenler işte göz yaşı bunu engeller, deri bunu engeller, mide asidi bunu engeller. Doğal katil hücreleri bunları engeller. Kanın içi herkese aynı durum yani. Kimsen kim olduğun çok mühim değil burada. İki numaradaysa, ise özgül bağışıklık elemanındaysa Özgül bağışıklıkta ise iki tane eleman var. Az önce konuştuk. Bir hücresel bağışıklık dediğimiz arkadaş. Bu da T lenfositler var. Bir de sıvısal ya da buna humoral diyoruz. Humoral bağışıklıkta ise B lenfosit elemanları var. Hücresel bağışıklık elemanına direkt fagostoz yapıyorsun burada. Humoral bağışıklıkta ise antikor üretimi söz konusu. Burada antikor var. Şurada ise fagostoz var. Fagostoz. Bu bilgiler sana soru çözdür. Bak şimdi. Buna göre aşağıdaki durumlarda hangisi? Özgür savunma hattına aittir. Ne arıyorum ben şimdi? Lenfosit arıyorum. A'da ne diyor bize vatandaş? Antijenlere karşı korunma amacıyla aşı yapılması elemanı vermiş bize. Direkt olarak aşı dediğimiz eleman ne? Mikrop. Mikroba karşı biz ne üretiyoruz gençler? Antikor. Ona has değil mi? Aşı dediğimiz aşı şöyle değil, değil mi? Bir tane aşı var. Herkese uygulan. Yok kardeşim. Yani çiçek virüsüne çiçek aşısı ya da kuduza karşı kuduz aşısı değil mi? Yani tifüse karşı tifüs aşısı. Yani şimdi COVID'e karşı COVID aşısı kafana göre herhangi bir aşıyı veremiyorsun. O zaman özgül mü bu? Mikroba özgül mü? E doğru. Mikroba özgü olduğundan dolayı o zaman ben buna üretmiş olduğum antikorlara da özgül bağışıklık eleman diyor muyum? Pek tabii ki diyorum gençler. Direkt. Buradaki aşı sanki dış ortamdan mikrop veriliyor ama mikrop çeşidine göre veriliyor. Vücudu örten deri Böyle bak genel, özgül olmayan. Göz yaşı genel ağızdaki direkt olarak oradaki bulunan lizozim enzimlerinin parçalaması durumu direkt olarak genel safra salgısı genel orada gelenlerin hepsiyle alakalı mikropları kırma uğratıyor. O zaman A seçeneği özgül bağışıklık elemanıdır diyeceğiz. Gençler dolaşım sistemiyle ilgili üçüncü testimizi burada çözdük. Bununla ilgili anlamadığınız yerler aşağıya yazın bununla ilgili. Videoları bol bol izleyelim. Bunlarla alakalı iyi bilgiler var. Anlattığımız yerler sadece sorup geçmiyoruz. E, detaylar var, içindeki bilgiler var. Anlamadığınız yerler aşağıya yazın. Vakit buldukça ben cevap vermeye çalışıyorum bununla ilgili. Derslerimden fırsat buldukça aşağıya yazın. Çekinmeyin orada. Ben gördüğüm zaman cevap yazarım. Şey de olmasın yani bunu da bilmiyormuş durumu yapmayın. Siz sorun e, kafana takılan durumlar e, şey yaz. Ben ona cevap yazarım yani. Hadi bakalım. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.